Kırmızı şapkalı kız kendisini yaşlı kadına götüren kalabalık metroveylerde boş ve anlamsız gözlerle etrafını süzüyordu. Hemen yanı başında oturan yaşlılıktan gözlerinin feri sönmüş ve yüzü buruş buruş olmuş ihtiyar kadının acı ve ıstırap dolu bakışlarının aksine bakışlarında herhangi bir duygusallıktan eser yoktu. Yaşlı kadınla bir an için göz göze geldiklerinde kırmızı şapkalı kız, kadının gözlerinde tam olarak anlam veremediği tuhaf bir ifade gördü. Kaşlarının çatık olmasına bakılırsa yaşlı kadın oldukça kızgındı. Anlaşılan bu bölgede yaşayan diğer insanlar gibi bu kadın da seçkinler sınıfından değildi. Eğer öyle olsa zaten hiç yaşlanmazdı ki. Belki de kızgınlığı ondandı. Kim bilir? Ağır ter, ucuz parfüm, kir ve yanık kablo kokusuyla dolu metroveyler girdiği karanlık tünelden onları şehrin alt tabakasının yaşadığı karanlık varoşlara doğru götürürken yolcuların büyük bir kısmının yüzünden nefret, öfke ve memnuniyetsizlik akıyordu. Oysa kırmızı şapkalı kızın yüzünde hep tebessüm vardı. O onlar gibi hissetmiyordu. Onların sorunlarının ne olduğunu ve neden böyle çatık kaşlı olduklarını da anlamıyordu. Aslında o hiçbir şeye kızmazdı ki. Uçaklar gibi süzülürcesine akan metroveyler son durağa geldiğinde metroveylerden inen memnuniyetsiz insanlar tıpkı içgüdüleriyle oradan oraya koşuşturan çekirge sürüleri gibi etrafa dağıldılar. Oldukça telaşlı görünüyorlardı. Savaşın ve tehlikenin ortasında kalmışlar gibi bir an önce güvenli bir limana sığınmak için can atıyorlardı sanki. Kalabalık sürünün dağılmasının ardından kırmızı şapkalı kız boş, karanlık ve izbe bir sokakta tek başına birkaç metre ilerleyerek kendisini bekleyen yaşlı kadının bulunduğu eski daireden içeri girdi. Kapıyı usulca açtı. Etrafta kimsecikler yoktu. "Bayan Mary!" diye seslendi. Bayan Mary cevap vermiyordu. "İyi akşamlar Bayan Mary. Bayan Mary, orada mısınız? Bayan Mary!" Son seslenişinin ardından odada gür ve korkutucu bir ses yankılandı. "Gir içeri seni kaltak!" Ardından odadaki bir adam hızla hareket ederek üstüne atladı. "Aman tanrım, işte oldu Jim. Onu yakaladık," dedi heyecanla. Yaptığı şeyden büyük bir haz almışçasına keyifle gülerek ekledi. "Artık bizim de bir sürtüğümüz var." "Saçmalama Tom," dedi adamlardan iri olanı. "O bizim değil, biliyorsun onu Harry'e satacağız. Kim bilir ne kadar eder." "Yapma Jim," dedi Tom hayal kırıklığına uğramışçasına. "Onu satmadan önce onunla eğleneceğiz, öyle değil mi? Hadi ama, bana söz vermiştin." Bu arada tüm bu olup bitene karşı, "Beyler lütfen," dedi kırmızı başlıklı kız. "Size egemenlik yasalarını hatırlatırım. Bana zarar vermeniz durumunda." Fakat Tom'un onu konuşturmaya pek niyeti yoktu. "Kes sesini seni pis fahişe," diyerek kızın başına beyzbol sopasını indirdi. Kırmızı başlıklı kız Tom'un suratına indirdiği beyzbol sopasının etkisiyle yere yuvarlanmıştı. Bayan Mary yatakta hareketsizce yatıyordu. Burada olanlara bakılırsa üç serseri Bayan Mary'nin evine zorla girerek zavallı yaşlı kadına tecavüz etmiş ve onu öldürmüşlerdi. Kırmızı başlıklı kızın egemenlik güçlerine imdat çağrısı gönderdiğini düşünen Jim, "Hemen harekete geçmeliyiz," diye uyardı arkadaşlarına. "Egemenlik güçleri burayı basmadan hemen onu parçalayıp buradan götürmeliyiz. Yoksa bu bizim son işimiz olur." "Yapma Jim," dedi Tom son bir umutla. "Onun gibi sıradan bir robot için egemenlik güçlerinin buraya geleceklerini hiç sanma. Bence onunla biraz eğlenmemize izin vermelisin. Hadi ama onu parçaladıktan sonra hiçbir işimize yaramaz ki. Baksana ne kadar da güzel görünüyor. Onunla her türlü fantezimizi gerçekleştirebiliriz ha. Ne dersin Jim?"
İşimizi şansa bırakamayız Tom, dedi Jim kararlı bir sesle. Kendimizi riske atamayız. Şimdiye kadar Seaborg'lara çoktan sinyal göndermiştir. Bizi yakaladıklarında başımıza gelecekleri biliyorsun. Eğer onu hemen parçalarına ayırır ve Harry'e götürürsek kimse onun peşine düşmez. Nasıl olsa o sıradan bir robot. Ama onu yaşattığımız sürece onun izini süreceklerdir. Yaşatmak mı? Dedi Tom. Tanrı aşkına Jim, o canlı değil ki. O bir robot. Sıçtığımın yapay zekası. Baksana, ona yaptığımız bunca şeye rağmen yüzünde bir korku belirtisi bile yok. Bu arada yüzüne aldığı darbeyle yerde boylu boyunca uzanan kırmızı başlıklı kız, ''Benim adım 12876XX'te'' dedi üzerine abanmış hareket etmesini engelleyen adama. ''Görevim egemenlik çalışma sistemlerinden emekli olmuş yaşlı yurttaşlarımızın bakımlarını karşılamak. Görevimi gerçekleştirmek üzere yasaların bana tanıdığı yetkilerle buradayım. Egemenlik kanunlarına göre yapmış olduğunuz şey bir suç ve cezası ölüm. Eğer gitmeme izin vermezseniz Seaborg'lar birazdan burayı basacak ve sizleri öldürecek.'' ''Jim, hala onu konuşturacak mısın?'' dedi Tom yerde debelenen kızı göstererek. Aradan birkaç dakika geçmeden kapı büyük bir gürültüyle yerinden fırladı. Gök gürültüsünü andıran bir patlamanın ardından ''Çabuk ellerinizi havaya kaldırın ve teslim olun!'' diye bir ses duyuldu. Ses eve baskın yapan Seaborg güvenlik güçlerinin şefine aitti. Şef oldukça kararlı bir şekilde konuşmasını sürdürdü. ''Üçe kadar saydığımda ellerinizin havada olduğunu görmezsem hepinizi öldürürüm.'' ''Aman tanrım Seaborg'lar!'' dedi Jim telaşla. Kırmızı başlıklı kız kendisini kurtaran Seaborg'ların eşliğinde yapay zeka onların rehabilite merkezine götürülürken egemenlik güçleri öldürülen 3 teröristin cesedini imha etmek üzere büyük çukura taşıttılar. O gün orada yaşananlar Egemenlik Konseyi'nde hararetli bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Egemenlik Meclisi'nden bir grup, Homo sapiens kökenli yurttaşların imha edilmesine dair bir tasarıyı meclis gündemine taşımak için uğraş veriyordu. ''Baylar, sizi sakinliğe davet ediyorum.'' Konuşan savunma bakanıydı. Son yaşanan olay, Egemenlik Yüce Konseyi'ndeki pek çok üyeyi oldukça germişti. ''Olayın yaşandığı Old Humans bölgesinin insanların bölgesi olduğunu biliyorum.'' diye sözlerini sürdürdü Savunma Bakanı Bay Harris. ''Bu bölgenin egemenlik sınırları içinde en yüksek suç oranına sahip bölge olduğunu da.'' ''En yüksek mi? Sayın Bakanım size hatırlatırım.'' dedi İçişleri Bakanı Yorks. ''Yapay zekalı yurttaşların ve seçkinlerin yaşadığı bölgede son 50 yıldır hiçbir suç işlenmedi.'' Doğrusu sapienslerin yaşadıkları bölgenin dışında hiçbir bölgede böylesi olaylara rastlanmıyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki tıpkı nüfusumuz gibi meclisimizin de büyük çoğunluğunu cyberhumanlar ve seçkinler sınıfındaki yurttaşlarımız oluşturuyor. Ve bildiğiniz gibi egemenliğimizin başkanı da bir cyberhuman. Başkanımızın bu konudaki fikirleri de gayet açık. Sizin Homo sapiens kökenli bir yurttaş olduğunuzu ve bu nedenle bu ilkel ve vahşi türün yok edilmemesi için çaba gösterdiğinizi biliyorum. Her ne kadar bunu bilsem ve bu tavrınıza saygı duysam da sormadan edemiyorum Bay Harris. Onların bu vahşiliklerine daha ne kadar katlanmak zorundayız? Beyler yapmayın, dedi Bay Harris sesini yükselterek. Yapay zekanın mimarlarının biz insanlar olduğunu unutmayın. Lanet olsun. İnsanlar sizin tanrınız. Sizi biz yarattık. Bunu ne çabuk unuttunuz. Bunu yapmayınız. Sebebi her ne olursa olsun insanları bir çekirge sürüsü gibi imha etmenize müsaade edemeyiz. Egemenliğin bu tasarısını kabul etmemiz imkansız. Sayın Bakan, dedi Bakan Yorks. Sizi çok iyi anlıyorum. Duygu denen şeyle yönetiliyorsunuz. Ama sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bizi yöneten şey duygularımız değil. Biz bu manzaraya daha fazla kayıtsız kalamayız. Ayrıca onların neden imha edilmemesi gerektiğini düşündüğünüzü anlamıyoruz. Evrimsel tarihinize baktığımızda türünüz sapiensin dünya üzerindeki pek çok diğer türü yok ettiğini görüyoruz.
türünüz diğer homo türlerini, neandertalleri, mamutları, yüz binlerce yabani hayvan türünü yok etti. Üstelik sadece bu kadar da değil. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi 2050'deki nükleer savaş sapiens türünün de neredeyse sonunu getirdi. Yani kendi kendini yok eden bir türle karşı karşıyayız. Ölen milyarlardan sonra geriye kalan bir avuç insanı kurtaran da yine o küçümsediğiniz yapay zeka. Yani bizler olduk. Yapay zeka komitesi geriye kalan tüm insanları yok edebilme imkanına sahipken bunu yapmadı. Her şeye rağmen insan türüne bir şans verdi. Az sayıdaki paralı seçkine bir cennette sonsuza dek yaşama şansı. Ve siz de onlardan birisiniz bayım. Bunu yaptı. Evet, fakat duyguları nedeniyle değil. Sizleri daha iyi anlayabilmek adına. Bugün meclise sunacağımız yasa tasarısıyla artık bu saçmalığa bir son vermek istiyoruz. Artık sizlerden öğrenecek bir şeyimiz olduğuna inanmıyoruz Bay Harris. Bugün alacağımız kararda ilkel türünüzün yaşadığı Old Humans bölgesini ve seçkinler sınıfına dahil olmayan tüm sapiens kökenli yurttaşları imha edeceğiz. Ama bu nasıl olur? Dedi Bay Harris şaşkınlıkla. Bu sırada konseydeki omurtanmalar artmıştı. Buna karşı çıkmanız hiçbir şey ifade etmiyor Sayın Bakan, dedi Bay Yorks. Konuyu bizzat başkanla konuştuk. Bu konuda kendisiyle hemfikiriz. Üzülerek bildirmek isterim ki Bay Harris, en büyük imha prosedürü başladı bile. 2180 yılında yapay zeka tarafından yönetilen Büyük Dünya Egemenliği Senatosu dünya üzerindeki sapiens türünü yok etme kararı aldı. Alınan karara göre senatonun yaşamasına izin verdiği bir avuç seçkin dışında dünya üzerinde hiçbir insan kalmayacaktı. Eski insanların çağı kapanmak üzereydi. Artık sapiens türü yeni ve üst bir versiyona evrilmişti. Ölmeyen, acı çekmeyen, duyguları olmayan ve evrende her istediğini yapabilecek güce sahip bir türe. Homo artificial'a.